Atölye kendimi bulduğum yer, kendimi en iyi ifade edebildiğim yer diyebilirim. Ve atölyemden mahrum kaldığım zamanlar benim için hüzün verici zamanlar oluyor. Bilhassa masamda yarım kalmış bir iş varsa onu o şekilde bırakıp da başka bir şeyle meşgul olmak zorunda kalmak beni çok hüzünlendiriyor. Ve tekrar atölyeme dönmek için adeta can atıyorum. Kendimi orada en güzel şekilde ifade edebildiğime inanıyorum. Ruh dünyama kaynaklık eden, ruh dünyama ilham veren her şeyi atölyemde bulabiliyorum. ...1974'te Konya'da dünyaya geldim. Çocukluğumun geçtiği mahalleler genellikle geleneksel Türk mahalleleri özelliği taşıyordu. Ve son derece sıcak ilişkiler hakimdi. Komşuluk çok güçlüydü. Arkadaşlık ilişkileri oldukça güzel ilişkilerdi. Ve bu ortamda oynayarak, okulumuza giderek çocukluk yıllarını geçirdik. Babam müftülük ve vaizlik yapıyordu. Annem ise ev hanımıydı. Dört erkek kardeşiz, en küçükleri benim. Abilerim de üniversite okuyorlardı. Ve abilerimle aramda yaş farkı olduğu için, en küçük abimle 11 yaş, en büyük abimle 15 yaş fark olduğu için ben evin küçüğüydüm ve zaman zaman yaramazlıklar yapıyorduk belki. Fakat abilerimle aramızdaki yaş farkının fazla olması benim onları örnek almam konusunda bana bir avantaj oldu. Ve onlar da okumayı seven insanlardı. Babam da zaten sürekli okuyan bir insandı. İlme aşık olan bir insandı. Ve evimiz kitaplarla dolu, bahçemiz çiçeklerle, ağaçlarla doluydu. Böyle bir ortamda çocukluk yıllarımı geçirdim. Abim lise yıllarında Hüsnü Hat eğitimi alıyordu. Ben de onu yazarken izlemeyi çok seviyordum. Bir gün ben de denemek istedim ve elime kalemi aldım. Tıpkı abim gibi kalemi bıçakla açmaya çalıştım. O esnada kazara bileğimi kestim. Bıçak bileğime kaydı ve bileğimde bu bıçağın izi kaldı. Yıllar sonra hat sanatıyla iştigal edeceğimi, hattat olacağımı bilmeksizin bu bileğimdeki bıçak izini taşıdım ve bugün bunu bir tevafuk olarak değerlendiriyorum. Çünkü hat sanatı eğitimine üniversite yıllarında kamu yönetimi bölümünde okurken başladım. 1994 yılıydı. Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir kurs çerçevesinde Hüseyin Öksüz hocamdan ilk dersleri almaya başlamıştım. 2002 yılında Hüseyin Öksüz hocam, meşklerimi tamamladığım için artık icazet verebileceğini söyledi bana. Ben tabii bunu duyunca çok sevindim. Hocama teşekkür ettim. Ve hocam bana dedi ki, sen bir 40 hilye-i saadet levhası yaz. Eğer 40.'yı beğenirsem sana icazeti o zaman yazarım dedi. Nihayet 1-1,5 yıl kadar sürdü bu hilye yazma macerası. Sonra hoca onu aldı. Bu bir müddet bende kalsın dedi. Ve hoca 40. Hilye-i Saadet yazımıza icazetnamesini yazarak bize getirdi, teslim etti sağ olsun. Ve bunun tezibini de kendisi üstlendi büyük bir nezaketle. Tezibini de yaptırarak bize takdim etti. Hat benim için bir yaşam tarzıdır diyebilirim. Ve hayata estetik bir gözle bakabilmeyi hat sanatına borçluyum. Çünkü hat sanatında estetik kriterler o kadar hassastır ki insanın gözü buna alıştığı zaman etrafındaki her şeye bu kriterlerle bakıyor. Böyle olunca da estetikten yoksun olan şeyler sizi rahatsız ediyor. Hat sanatı benim hayatıma yön veren ve hayatımın yönünü belli bir noktadan sonra değiştiren bir sanat oldu. İlk gençlik yıllarımdaki ideallerimden, tutkularımdan, hedeflerimden tamamen farklı bir alana beni yönelten bir sanat oldu.
ve hat sanatı için birçok şeyi değiştirmek durumunda kaldım gönüllü olarak. Hat sanatı için branşımı değiştirdim. Hat sanatı için doğup büyüdüğüm şehri değiştirdim ve her şeyimi bu sanata endeksleyerek planladım. Bu anlamda hat sanatı benim için hayatımın tam merkezinde yer alıyor. İsminebi adlı eserimde tamamen geometrik şekillerden yararlandım. Zaten bu tarzda ortaya çıkardığım eserlere şu anda hendesi hat olarak isim vermiş durumdayım. Ve altıgenden hareketle mim harfinden başlayarak bütün İsminebi'deki harfleri iç içe tasarladım. Yani en dıştaki altıgen mim harfini, onun bir içindeki ha harfini, onun içindeki yine mim harfini ve en ortadaki de dal harfini sembolize ediyor. Burada tamamen harflerin anatomisini soyutlayıp, stilize edip yeni bir form yakalamayı hedefledim. Ve geometrik şeklin simetrisinden de sapmamaya özen gösterdim. Burada malzeme olarak da klasik kağıtlar yerine renkli dokulu kağıt kullandım. Ve renklendirmeyi ise altın ile yaptım. Bunun da hassasiyet gerektiren bir çizime ihtiyaç duyması sebebiyle bilgisayar ortamında son şeklini verdikten sonra uygulamaya geçtim. Tasarım yaparken farklı yazı çeşitlerini birleştirmekten çekinmiyorum. Bunu böyle yaparsam acaba kim ne der falan diye düşünmüyorum. Tamamen özgür bir düşünce açısıyla acaba bu harfi burada divaniden yararlanarak yazsam ne olur? Bu soruyu soruyorum. Yeri geliyor burada celi sülüs kullansam ne olur diye bir soru soruyorum. Uyguluyorum. Bakıyorum eğer tutarsa devam ediyorum. Dolayısıyla bir yazı çeşidinde illa şu kurallar olacak, şu harf böyle yapılacak, bunun ölçüsü şudur gibi kayıtlarla kendimi sınırlandırmak bana göre değil. Ve yeri geliyor, 3 tane farklı yazı çeşidini birleştirerek yeni bir tasarım yapabiliyorum. Böyle bir şey ortaya çıktığı zaman eğer beni tatmin ediyorsa olay bitmiştir. Tabii birilerinden muhakkak fikir alıyoruz. İnsanların fikirlerine saygı duyuyoruz, eleştirileri de alıyoruz. Ama eğer bu eleştiriler klasik anlamda geleneği ihlal ettiğimiz yolundaysa onları çok fazla dikkate almıyorum. Estetik bakımdan bir sorun varsa o zaman onları dikkate alıyorum. Çünkü bazen bir İsminebi yazıyorum, bazen bir Lafzayı Celal yazıyorum. Gelenekçi düşünenler diyebiliyor ki İsminebi'yi ne hale getirmiş. Halbuki bunun illa şöyle yazılacak diye bir ilahi emirle bağlanmış kuralı yok. Bu yine insanların buldukları, geliştirmiş oldukları kurallardan teşekkül ediyor. Sülüs yazı gökten vahiyle inmedi. Bunu insanlar geliştirdi. Çağımızda neden böyle bir gelişmeye kapalı olalım ki? Yeni bir form neden yakalamayalım? Çünkü insanlar farklı dönemlerde farklı şeylerden etkilenirler ve değişik düşünürler. Bugün 200 yıl önceki gibi, 100 yıl önceki gibi düşünürsek farklı bir çağda yaşamış oluruz. O açıdan daima sorgulamak gerekiyor. Her ne kadar uğraştığım sanat son derece gelenekli bir sanat olsa da ben bugünün insanına hitap edebilecek olan neler yapabilirim sorusunu kendime sıkça soruyorum. Ve yeri geliyor kuralları ihlal ediyorum. Yeri geliyor kuralları ihlal etmeden yeni bir form yakalamaya çalışıyorum. Bazen metinden hareketle tasarımı şekillendiriyorum. Metnin anlamı nedir? Bu anlamdan hareketle nasıl bir tasarım yapabiliriz? Öyle bir şekle sokalım ki bu ayeti, bu hadisi veyahut bu kelamı kibarı onu gören kişi daha anlamını bilmeden bu şeklin nelerden bahsettiğini az çok tahmin edebilsin. Dolayısıyla
anlam ve form ilişkisini yakalamaya çok önem veriyorum. Felsefede saçmaya indirgeme yöntemi diye bir şey vardır. Ben bunu hat sanatına da uyarlamak istiyorum. Yani bir şeyi tasarlarken saçmalamaktan korkmuyorum. Çünkü o esnada insan kendisiyle baş başa, harflerin formlarını istediğimiz gibi zorlayabiliyoruz. Terkipleri, birleşim şekillerini istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Adeta tasarım yaparken her türlü imkanı denemeye çalışıyorum. Yeri geliyor, tabiri caizse saçmalıyorum. Fakat bu saçmalamalardan sonra ideal bir forma ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü saçmada kalmak veya absürtte kalmak doğru değildir. Onu estetik bir forma ulaştırabilirseniz o zaman doğru bir şey ortaya çıkarmış olursunuz. Günümüzde her şey o kadar hızlı değişiyor ki dün çıkan bir şey bile bugün eskimiş olabiliyor. Böyle bir durumda insanları mutlu etmek, sanatsal manada tatmin etmek çok zor. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek çok zor. Hele hele geleneksel bir sanatla uğraşıyorsanız bu daha da zorlaşıyor. İşte burada şöyle bir tehlike de var. Günümüz insanının beğenisine hitap edeceğim derken tamamıyla gelenekten ilişkisini kopartmak gibi bir tehlike. Sanatçı bu tuzağa düşmeden modern olmayı başarabilirse işte o zaman önemli bir iş yapmış olacaktır. Hayrunnas adlı eserimde bir hadis-i şerifi karalamanın temel konusu olarak aldım. Bu hadis-i şerife göre insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas men yenfeun nas. Hadis-i şerifin aslı bu. Bunu tasarımın ortasına gizli bir satır olarak baştan sona yazdım. Celisülüs hattıyla. Daha sonra bu metindeki bütün kelimeleri tasarım alanımızın tamamına farklı yazılış şekilleriyle dağıttım. Hat sanatında bir harf ya da bir kelime tek bir şekilde yazılmaz. Hele hele bir kelimeyi en az 6-7 farklı şekle sokarak yazma imkanınız var. Ben de bunları düşünerek her bir kelimeyi ayrı bir şekilde ele aldım ve bunların sülüs hattında ne gibi şekillere girebileceğini deneyerek bu tasarıma yerleştirdim. Ve bunu ben İstanbul'daki Yeditepe Bienali için özel olarak hazırladım. Bu Bienal sergisi Ayasofya'da yapılmıştı. Orada 2 ay boyunca sergilendi. Bu eserde 5 milimetrelik sülüs kalemiyle, daha doğrusu celi sülüs kalemiyle ve klasik karalama formatını biraz daha farklı yorumlamak istedim burada. 3 farklı akrilik mürekkep, siyah, turkuaz ve kırmızı mürekkep kullandım. Bunlara ilaveten harf noktalarını ise altın ile doldurdum ve altınların etrafına ince fırça ile siyah tahrir çektim. Bu hadis-i şerifin farklı rivayetlerle de olsa aynı manaya delalet eden versiyonlarından hareketle sülüs hattının muhtelif yazılış şekillerini bu eserde bir arada kullanmaya özen gösterdim. Ve renklerin dağılımı ile harflerin genel tasarımdaki dengesini dikkatli bir şekilde yerleştirmeye çalıştım. Aynı zamanda alttan, üstten, sağdan, soldan ibarelerin yine okunabileceği şekilde sıralanmasına özel bir ihtimam gösterdim. Yani farklı açılardan esere baktığınız zaman bu ibareyi okuma imkanımız yine mevcut. Bir sanatçının ilham kaynağı sınırsızdır. Her şey onu etkileyebilir. Yeter ki o gözle bakmayı bilsin. Resim sanatı olsun, heykel sanatı olsun, sinema olsun, grafik, endüstriyel tasarım, dekorasyon,
Yani içerisinde estetik barındıran ne varsa benim ilgimi çekiyor. Ve acaba orada ne yapmaya çalışmış? Gelenekten nasıl bir dışarıya çıkış söz konusu? Veyahut minimalizm, kübizm, bunların sanat tarihindeki yeri, bunlar benim ilgimi çekmiştir. Minimalizm keza sadelikle yakın ilişkisinden dolayı beni çok etkilemiş bir akımdır. Şimdi resim sanatında Picasso'nun yapmış olduğu yenilikler, Van Gogh gerçekten bütün sanatçıları herhalde etkilemiştir. Çünkü bunlar adeta devrimci mahiyette sanatçılar. Bütün tabuları yıkmışlar, çok farklı bir üslup ortaya koyabilmişler ve ekol olmuşlar. Bütün dünya sanatında etkilemişler. Türk sinemasından Nuri Bilge Ceylan yine etkilendiğim yönetmenlerdendir. Mesela Tarantino filmlerinden çok etkilenmişimdir. Dünya sinema tarihine geçmiş olan birçok filmi izlemişimdir. Tabii bazen zaman bulamamaktan dolayı yeni filmleri kaçırdığım oluyor. Yetişemiyorum. Not alıyorum daha sonra izlemek üzere ve fırsat buldukça izliyorum. Ama hat sanatı zaten başlı başına çok zaman isteyen bir sanat. Hat sanatı kendisinden başka hiçbir şeyle ilgilenilmesini istemiyor. Ama eğer bu sanatta yenilik yapmak istiyorsam, başka sanat dallarından da yararlanmam gerektiğini biliyorum. Bu yüzden de onlara da zaman ayırmak gerekiyor. O yüzden ayrım yapmaksızın imkan buldukça bütün sanat dallarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Tabii amatör olarak. Boğaziçi ve Osmanlı Sultanları isimli eserim aslında doktora tez çalışmamda ilhamını bulduğum bir eserdi. Çünkü bu aşamadayken hep Osmanlı Sultanlarının yaptırmış oldukları camilerdeki yazılarla uğraştığım için ve bunların da birçoğu Çin'i üzerinde olduğu için yazılar ve Çin'deki renk uygulamaları beni etkilemişti. Ve Osmanlı'da klasik devirden son devre kadar yaklaşık 200-300 yıl boyunca harf gözlerini renklendirme gibi bir gelenek vardı. Diyelim ki cim harfinin gözü, vav'ın gözü, efendim küplü harflerin içerisi farklı renklerle, firuzeyle veya mercan kırmızısıyla dolduruluyordu. Özellikle de Çin'i üzerinde bunlar yaygındı. Ben bunu bir hat eserine, günümüzde yapılmış bir hat eserine nasıl uyarlarım diye kafa yordum. Ve Çin'i sanatıyla hat sanatını farklı bir malzeme ve teknik deneyerek birleştirmeye çalıştım. Tabii tez konum da Osmanlı Selahattin camileri olduğu için ve İstanbul'daki camiler olduğu için İstanbul'da her bir köşede eser bırakmış olan Osmanlı padişahlarının isimlerini yazmayı metin olarak önceledim. Ve İstanbul fethinden önceki padişahları genellikle Anadolu yakasına, fetihten sonrakileri Avrupa yakasına yerleştirerek bütün 36 Osmanlı padişahını bu karalama şeklindeki levhaya yerleştirdim. Ve bu eser ilk olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti sergisinde sergilendi. Çok büyük bir ilgi gördü. Ve bunun orijinali zaten şu anda İstanbul Su Kültürü koleksiyonunda yer almakta. Baskılarından da çok sayıda yapıldı. Halen bizden bu eserin baskılarını isteyenler oluyor. Fakat bu eserin orijinalinden bir tane ürettim. Çünkü hem beni çok uğraştıran bir eserdi, yaklaşık 8 ayımı ayırdım bu esere. Hem benim için özel bir eserdi. Adeta doktora tezime bir atıf yapmış oldum bu eserle. İstanbul Su Kültürü koleksiyonunda yer alan Boğaziçi ve Osmanlı Sultanları isimli eserimin baskısı üzerinden bu eserin tekniği hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada 75 parça çini kullanıldı. Bu çiniler sadece bu esere özel olarak tasarlatıldı ve ortada görmüş olduğumuz boğaz formunda Haliç'i de dahil edersek 4 ayrı çini parçası var. Diğer harfler için hazırlatılmış olan çini parçalarıyla birlikte yaklaşık 75 parçaya ulaşıyor. Bunların yaklaşık yine yarısı
turkuaz renkli olup diğer yarısı da mercan kırmızısıdır. Ve harflerin gözleri oyularak buralar için özel olarak pişirilmiş çiniler buraya monte edildi. Ve böylelikle bir hat eserine çini parçaları ilave edilerek yeni bir teknik ortaya çıkarılmış oldu. Aherli kağıdı önce biraz kalın bir yüzeye yapıştırdık. Çünkü çinilerin içerisine gömülmesi için belli bir kalınlığa ulaşmamız gerekiyordu. Daha sonra onları da oyarak çiniler için yer açıldı. Harflerin ölçülerine göre özel olarak pişirilmiş olan bu çini parçacıkları ilgili yerlere monte edildi. Orijinali bu eserin 110'a 75 santimetre. Hat sanatının güncel sanatla yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat bu alanla ilgilenen kişi sayısı az olduğu için, hattatlarımızın birçoğu sadece geleneksel eserler ürettiği için, eser sayısı bazında henüz yeterli seviyeye ulaşılmış değil. Bunun için ne yapmak gerekir? Öncelikle öğrencilere hat eğitimi veren hocalar çok fazla talebeyi sınırlandırmamalı. Onun ufkunu açacak birçok şeyler yapmalı. Talebeyi korkutmamalı adeta. Böyle olursa hat çalışan kişiler farklı alanlarla ilgilenecektir. Çağdaş sanatla da ilgilenecektir. Ve günümüz sanatı nereye gelmiş, nereye gidiyor bunu yorumlayabilecek, ona göre eser üretecektir. Sanatta çağdaş dili yakalayamama sorunu bence bizim eğitim sistemimizle yakından alakalı. Çünkü bizde muhafazakar yönü ağır basan bir eğitim var. Öğrenciler, gençler, çocuklar çok fazla sorgulamıyorlar. Hatta sorguladıkları zaman olumsuz bir tepkiyle karşılaşıyorlar. Böyle olunca da kabuklarını kıramıyorlar. Belli bir çerçevenin dışına çıkamıyorlar. Eğer sorgulayan ve cesur bir nesil yetişirse bu bütün sanatlara yansıyacağı gibi hat sanatına da yansıyacaktır. Hat sanatının klasik eğitim sistemi zaten son derece muhafazakar bir yapıya sahip. Böyle bir eğitim sisteminden çıkıp da modern bir bakış açısıyla, sorgulayan bir bakış açısıyla eser üretebilmek kolay bir iş değil gerçekten. Yani mizaç ona elverişli olması lazım ki o katı sistemden daha serbest düşünen bir aşamaya geçebilsin. Ve insanlar hat eserlerindeki estetikten önce onun içeriğiyle ilgileniyorlar. Oradaki ayetin anlamından, onun ulviliğinden hareketle o esere saygı duyuyorlar. Estetik ikinci plana düşüyor. Bu bir zenginlikken dezavantaj konumuna geliyor. Yani onun kutsallığı aslında hat sanatına bir zenginlik katıyor. Ulvi bir metni alıp estetik bir forma sokarak yazıyorsunuz. Fakat bazıları da adeta bu kutsallığı istismar ederek estetikten taviz veriyor. Yani yazmış olmak için yazıyor. Hiçbir yenilik katmadan, taş üstüne taş koymadan eser üretiyor. Böyle olduğu için de ne yapılıyor? Kutsaldan istifade edilerek sanattan taviz verilmiş oluyor. İkisi birleştirilmiş olmuyor. Hatta bu bazen o kadar ileri boyutta oluyor ki hattat seçtiği metni eğer ayetlerden veyahut hadislerden almıyorsa o bile tenkide tabi tutuluyor. Diyelim ki ben çok önemli bir şairin güzel bir beytini yazdım. Ya buna uğraşacağına ayet yazsaydın diye eleştiriler geliyor. Veyahut bir atasözü yazıyorsunuz. İnsanların hayatına ışık tutan güzel bir hikmetli söz. Bunu niye yazdın? Bunu yazacağına buna benzer şöyle bir ayet vardı onu yazsaydın diye eleştiriler geliyor. Ben de bununla çok karşılaştım. Bu kadar katı bir bakış açısı var. Böyle bir ortamda hat sanatını modern sanatlara uyarlamak çok daha büyük bir cesaret istiyor. Sanat kalıpları kırmıyorsa zanaatten öteye geçemez. Benim şahıslarla bir sorunum yok. Kurallarla hesaplaşıp
tek düzeliğe karşı bir duruş sergiliyorum. Açılan bir yoldan gitmek yerine yeni bir yol açılabilir mi sorusunu soruyorum.